Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Süleyman Nerede programımıza hoş geldiniz. Yine bir olayın üzerine gidiyoruz. Hemen burada bir bot hazırlanıyor. Abi kolay gelsin. Kolay, sağ olun. Aracın üstüne koydun abi böyle. Evet. Şimdi nasıl kurulur onu görelim. Hangi aşamalar var abi? Şu anda şişirme aşaması var. Şişirdikten sonra motorunu takacağız. Ondan sonra da suya girmeye hazırlanacak. Kaç kişi bineceğiz bunu altına kadar? 3 kişi. 3 kişi. Evet. Doğada yemleme faaliyetleri olacak sevgili kara avcılar için birazdan yem bırakacağız. Kış şartları her ne kadar kar yağmasa da o kadar etkili ama çok soğuk geçiyor. Yaban hayatını koruma adına, hayvanları koruma adına yemleme faaliyetlerimiz olacak. Önce onu yapacağız. Sonra alt barajımıza gideceğiz. Evet. Ve barajımızı da yemlememizi yapacağız. Evet. Kaç dakika sürecek abi pompalama? 5-10 dakika arası. 5-10 dakika arası her tarafı şişecek. Evet. Şöyle bir şeye benzemiyor görüntüde ama. Evet, şiştiği zaman daha net görürsünüz. Güvenli mi? Güvenli. Can yeleğimizi falan dedikten sonra usta arkadaşlarımız da girip yemimizi dökeceğiz. Evet. Yani doğa severler veya böyle balık tutmayı sevenler hep tutma değil. Gördüğünüz gibi özellikle kış şartlarında balıklara bakma noktası. Dur abi ben şey yapayım. Şimdi motoru nasıl koyacağız? Bu da aşama önemli. Şimdi bu 3 kişilik en son mu olur o? Bu her şey seyyar. Aracı koyuyorsunuz. Evet abi ben yoruldum. Sen devam et. Abi kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sağ olun. Bir tanıyalım abi sizi. Konya'dan Tuncay Menekşe. Tuncay abi balıkla nasıl ilgi, alaka, merak? Balık merakı var, olta atıyoruz. Olta atıyoruz, evet. Amatör. Evet, amatör olarak avcılık yapıyoruz. Nasıl Konya'da şu anda amatör balıkçılık? Şu anda bazı bölgeler iyi, bazı bölgelerde çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet. Zaten siz yani tek amaç tutmak değil zaten. Evet, doğayla baş başa. Doğayla baş başa vakit geçirmek arkadaşlar. Evet. Ama tutulsa iyi olur. Hani o balığı tutarsak gayet de güzel olur yani. Ya, tutulsa da tutulmasa da ortam bahane, balık bahane ortam sahne hesabı. Evet, arkadaşlarla gidiyoruz. Şimdi bakın dış kısım şişti. Şimdi iç bölmeyi şişirmek için sistemi taktı abilerimiz. Bakın her hamlede bayağı bir botumuz şişmeye başladı. Evet dikkat edelim. Burada çocuklarımız var sevgili seyirciler. Ay 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 maşallah maşallah. Efendim şimdi hemen abimizi bir tanıyalım. Fikret Şener. Evet Fikret abi. Ne işle uğraşırız? Avcı Mehmet Ağbayi. Evet sponsorumuz aynı zamanda bu faaliyetlerde. Evet. Ailecek mi buradasınız? Çocuklarla buradayız evet. Onlar da seviyorlar. Evet seviyorlar, balıkta tutuyorlar. Vallahi. Tabii. Bunlar tam balık. Bakın geleceğin balık avcıları burada maşallah maşallah. Bu eldivenler falan atkılar örme mi? Anne mi ördü? Evet. Vallahi. Hepinizinkini mi? Bakın eldivenleri peki bu eldiveni? Hazır. Hazır. Bakayım sana. İnanılmaz hazırlıklı gelmişler. Hani doğaya çıkacağız ama her ne kadar güneş görülüyor gibi olsa lodoslar çok şiddetle esiyor ve soğuk. Değil mi? Soğuk. Üşüdün mü? Şimdi yüksek sesle isimlerinizi alacağım. Tamam mı? Adınızı soyadınızı. Adın ne? Begüm. Begüm kaç yaşındasın? 6. Büyüyünce ne olacaksın? Karar verdin mi 6 yaşındayken? Hayır. Daha karar vermedin. Sen balık tutmayı seviyor musun? Evet. Tuttun mu hiç balık? Hayır. Bugün tutalım mı beraber? Tamam. İnşallah beraber balık tutacağız. Sen adın ne canım? Bahriye. Bahriye. Sen kaça gidiyorsun? Hangi okuldasın Bahriye? Mehmet Şükrü Esat 4. sınıfa gidiyorum. Peki balık tutmak zevkli mi? Bizi izleyen çocuklara balık tutmayla ilgili neler söylemek istersin? Zevkli mi? Evet. Hiç tuttun mu sen? Denedim. Denedim. O da önemli. Başladık. Evet. Senin adın ne? Beril. Beril. Ay bunlar ikiz değil değil mi? En küçük mü? Evet, Beril en küçük. Çak Beril. Kaç yaşında Beril? Çak hızlı. Oo! Senin adın ne? Mehmet. Mehmet. Bakın sevgili seyirciler doğada yemleme faaliyetimizde 7'den 70'e herkes var diyoruz ya. Bak burada da 6 yaşında, 5 yaşında herkes var. Sen kaç yaşındasın? 8. Hangi okuldasın? Çekibahçesoy okulunda. Daha yüksek sesle. Çekibahçesoy okulunda. Harikasın. Arkadaşlar el sallıyoruz. Botumuz şişti. Hem doğa yemleme birazdan da altın apıya açılacağız. Evet senin adın ne? Elif Nisa. Elif Nisa şöyle ay bu nasıl güzel bir şeymiş Elif ya. Harika. Sen balık tutmayı seviyor musun? Seviyorum. Kim uğraşıyor ailede balıkla? Babam uğraşıyor. Kaç böyle her hafta sonu gidiyor mu acaba? Ara sıra gidiyor. Özlüyor musun veya bazen sen de gidiyor musun? Özlüyorum bazen ben de gidiyorum. Ay güzel bir şey mi balık tutmak? Güzel bir şey. Ay canım benim. Şimdi zaten bir iki tane tutulduğu için sıkıntı yok. Evet çocuklar devam edeceğim. Muhammed Barış abi hazır mısın? Şimdi bu 3 kişilik birazdan torbalarla yemleri koyacağız.
3 kişi ona binecek ama asıl yükü burada tahta, odun, bir şeyler var ama buradan ne çıkacak bilmiyorum. Yani buradan kaç kişilik bir tekne çıkacak, bot çıkacak bilmiyorum. Bir tanıyalım abi, hemen yine tanıtalım seni. Muhammed Barış Tütçü, Tilyaki FM Yönetim Kurulu Başkanıyım. Fakat bildiğiniz gibi biz de doğa aşığıyız. Kavder üyesiyiz. Eyvallah abi, böyle bir komando gibi nasıl bir giyim kuşam hazırlık ya? Kavdere üye olan arkadaşlar hangi hava şartlarında nasıl giyineceklerini, nerede ne yapacaklarını öğreniyorlar. Şu ne abi? Burada boru geliyor bir şey. İçmek ister misin? Su mu? Ciddi mi? Bir dön abi ya. Efendim bir doğa sever, bir balıkçı. Şöyle bir dön abi. Su nerede? Burada mı su? Bu çantanın içinde. Allah dur abi. Evet abi, gördük abi. Şimdi evet, sen anlat evet. Abi. 14 litreye kadar su alma kapasitesine sahip, sıcak soğuk muhafaza özelliği var. Yağmur geçirmeme, cep telefonu koruma, fotoğraf makinesi koruma özelliğine sahip bir çanta. Bir fırt çekebilirsin. Nereden? Aç abi, aç. Hemen açayım sana. Şu an ılıktır inşallah. Tabii. Şuradan kilidini de açıyoruz. Kilit. Gayet güzel. Bitti bitti. İnanılmaz güzel. Şimdi bu araca konuluyor. İstediğin yere gir. Şimdi bu botun özelliği şöyle. Bahsettiğiniz gibi şişme botlar arabanın üzerinde fazla rüzgar tutar. Böyle katlanmış bir vaziyette arabanın üzerinde konulabilir. Karavanın içine de yerleştirilebilir. Yanına da yerleştirilebilir. Yani gayet ince bir malzeme. Kurşun geçirmez. Tamamen suda olsa batmaz. Efendime söyleyeyim, 4 kişi taşıma kapasitesi var bunun. Aynı zamanda su içerisinde dalgaları absorbe etme özelliği var. Dalga vurduğu zaman kendi özelliğiyle absorbe ediyor. Kuralım isterseniz. Kurmayı çok heyecanla bekliyorum. Arkadaşlarımız biliyor zaten. Ben nasıl bir şey çıkacak onu merak ediyorum. Bakın Allah Allah. Muhammed abi. Aa! Bir dakika, bu bir anda bota dönüştü. Bir anda bota, bir saniye, hemen şunu alacağım ben. Allah Allah, ben şok oldum ya. Katlandı, açılınca bir anda bot oldu. Evet, orada yerleri var Halil İbrahim. Orta olmadı dönüyor. En son ayarlanacak. En önemli aşamayı en azından açtık sistemi. Abi basitmiş. Gördüğün gibi şu anda bile bota döndü. 3 dakikada kurulabiliyor, 4 dakikada toplanabiliyor. Çok da hafif. Baba oğul taşıyabiliyor yani. Baba oğul rahatla taşıyabilir. Aynen öyle. Siz bunu bugün yemleme için kullanacaksınız. Başka şimdi, zamanlarda? Başka zamanlarda balık avı için kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi kanunen Altınapa Barajı'nda botla balık avlamak serbest. Tabi 7,5 metreden kısa olması lazım boyu. Motorunun da benzinli değil, elektrikli motorla çalışması lazım. Bu şekilde serbest. Altınapa'da, işte Beyşehir'de gezmek için, başka uygun avlaklarda, yani yüzey alanı 1 kilometre kareden büyük sularda botu avlanmak için kullanıyoruz. Evet, bakın ekip maşallah hızlı. Ahmet abi çok hızlısın. Merhaba. Ekip süper, vidaları da hemen takacağız. İşte bizim bineceğimiz ve yemleme yapacağımız botumuz bu. Beklediğimden daha pratik ve hızlı oldu. Şokta oldum. Şimdi yavaş yavaş herkes toplandı etkinliğimize, faaliyetimize. Onları göstereceğiz. Alkışlayalım ekibi. 3 dakikada botumuz hazır arkadaşlar. Şimdi değişik özellikleri de var tabii ki. Çok sıkıştığımız zaman biz bunu 2 dakikada hemen kurabiliyoruz. Değişik özellikleri var. Mesela iki çocuk arkaya geçerse şöyle bakın, tek elimle kaldırabiliyorum. O kadar hafif. O kadar hafif bir malzeme. Veyahut da aerodinamik yapısı sebebiyle şu çektiğiniz zaman kolayca istediğiniz yere gelebilir. Kamış bunu kesemez. Sivri kayalar bunu yaramaz. Evet. Efendim benim, suyun içerisinde şu malzemenin, size söylemiştim de absorbe etme özelliği var diye, bakın. Esnekliği, evet. Bu malzemenin esnekliği dalga vurduğu zaman kendi içinde absorbe ediyor. Yani siz ayakta bile, dalgalı havada ayakta bile durabiliyorsunuz bu botta. İnanılmaz. Şimdi dalgıçlar bunu kullanabiliyor. Ben dalışa gittiğim zaman da bunu kullanıyorum. Burnuna bir aparatı var, merdiven takılıyor. Buradan dalgıç buna çıkabiliyor bu botta, devrilmiyor. Çok güzel. Şimdi ilk önce herhalde doğada yemleme yapacağız. Birazdan başkanımız da gelecek. Önce doğada yemleme değil mi? Sonra altına bir açılacağız. Burada hazırlıklara eşlik ediyor arkadaş şu anda. Önce arazide yapacağız yemlemeyi. Sonra suya gireceğiz. Sonra suya gireceğiz. Evet. Ama hemen kurulsun çünkü malzemeleri konsun diye bekledik. Ekip burada. Çocuklar merhabalar. Hemen sizleri tanıyalım. Ben Osman Bögey. Bilgehane'den geliyorum. Bilgehane'den geliyorsunuz. Güzel bir proje bu da. Evet. Hangi okuldasın normalde? İsa Cem Bezirci Ortaokulu. Peki yavaş yavaş derslere başladınız mı, balık tutma derslerine? İlk defa geldik. İlk defa. Bugün ama etkinliklerin daha da fazlası olsa daha iyi olur bizim için. En azından doğayla baş başa oluruz. Evet, 18 Mart'ta Çanakkale gezisi
istiyoruz. Atalarımızın yaptığı savaşları görmek istiyoruz, ellerini. Ecdadımızın savaş yerleri görmek istiyoruz. Bak ekip hazır. Bu bilgileri ulaştıracağım yetkililere inşallah. Bugün doğayla baş başayız. Biraz da rüzgar, lodos var ama sorun yok değil mi? Yok. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Şimdi hayvanlarla aranız iyi değil mi? Evet. Korkma morkma kediden köpekten. Ay. Bravo. Aman korkmayalım. Şimdi doğaya yemlemeye gideceğiz. Herkes elinde bir şeyler alabilir. Arkadaşlarımıza söylerse çocuklarımızla da birlikte hem doğa bilincinin oluşması hem yaban hayatını koruma hem de hayvanları, yaban hayvanlarını korumaya yönelik çalışmaları ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili seyircilerimiz, doğada yemleme faaliyetimizde çocuklarımızın yoğun ilgisi var. Bilgihaneden geldiler. Ben hemen Seyit Bey'e bir tanıtalım. Önce Seyit Bey siz isterseniz. Merhabalar, Seyit Ali Eser ben. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda bilgihanelerin koordinatörlüğünü yürütüyoruz. Bugün hem 8. Orman Bölge Müdürlüğü hem Tarım İl Müdürlüğü'nün ve KAOPTER'in düzenlediği bir etkinlik olduğunu öğrendik. KAOPTER bir etkinlik düzenlemiş ve resmi kurumlarımız buna destek oluyorlar. Biz de bu etkinlik kapsamında öğrencilerimizle, bilgihanedeki öğrencilerimizle birlikte buraya geldik. Hem doğadaki hayvanları hem birazdan balıkları bir yemleyeceğiz. Arkadaşların biraz daha doğa bilincinin artması, biraz daha bu şartlardaki hayvanların da kendileri açısından bilinçli olarak bunları değerlendirmelerini istedik. Yemlerini hazırladılar, yemleriyle birlikte geldiler. Çıkacağız, bir yem bırakacağız. İlerleyen zamanlarda da sosyal faaliyetlerle bu arkadaşlarla devam edeceğiz. Biraz önce sizi sıkıştırıyorlardı, gördüm. Evet. Şimdi sosyal etkinlikler bilgihanelerde devam edecek. Özellikle sömestrede da buna ara vermiyoruz, devam ediyoruz sömestrede de tüm çalışmalarımıza. Yüzme havuzu, kültürel etkinliklerden Konya Kültür Gezisi ile başlayacaklar ve daha sonraki çalışmalarda inşallah şehir dışı geziler ve özellikle yaz döneminde ciddi bir yaz kampımız olacak. Tabii ki burada sırayla alıyoruz arkadaşlarımızı buraya. Her bilgihaneden şu an merkezde 3 tane bilgihanemiz var. Yaklaşık 2000 civarında da öğrencimiz var. Bunları sırayla alacağız. Burada daha farklı aktivitelerin içerisinde, hayatın içerisinde tutmaya çalışacağız. Her şey sadece ders değil. Tabii ki bilgihanelerde de ek ders alıyorlar ama bu derslerin haricinde de burada zaman geçirebilecekleri, doğayla, insanla iç içe olabilecekleri yerler oluşturmaya çalışıyoruz inşallah. Harika, burada çok tatlı çocuklarımız var. Hemen merhaba. Merhaba. Yüksek sesle kendini tanıtır mısın bize? Benim adım Hatice Şevvaleser. 4. sınıfa gidiyorum. Abdülsamet Fazilet Kuzucu İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Evet, sen ne getirdin bugün doğada bırakacak? Yem mi getirdin? Evet. Onları atacağız şimdi kuşlara, öyle mi? Yiyecekler de onlar. Çok güzel bir davranış. Bunun daha da yaygınlaşması gerekiyor çocuklarımızdan. Sen doğayı seviyor musun? Evet. Böyle babanla beraber gidiyor musun böyle doğalara? Balık evet. Tutmaya? Balık tutuyor musun bazen? Gidiyor. Buradan arkadaşlarına, arkadaşlar hayvanları koruyalım diye veya içinden gelen düşünceleri paylaşmak ister misin doğadaki hayvanlarla ilgili? İsterim. Evet. Çocuklara ne söylemek istersin? Herkes hayvanlara saygılı olmayı öğrenmesin. Canım benim, harikasın. Şimdi bakın, kızımızda buğdaylarımız, yemlerimiz var. Burada ekmeklerimiz var. Bir de şu kuru ekmek olması güzel. Dolayısıyla iki kazanç bir arada. Evet. Hem kuru ekmekleri değerlendirme. Yani ülkemizde şu anda özellikle ihtiyaç fazlası ekmek noktasında, israf edilen ekmek noktasında ciddi bir kamu spotları falan dönmeye başladı. Hamdolsun biraz daha bilinçlenmeye başladık bu noktada. Ama en azından evimizdeki fırınlarda kalan bayat ekmekler de boşa gitmiyor. Çöpe gitmeyecek. Çünkü milli bir servet bunlar. Doğadaki hayvanlar bundan faydalanmış evet. olacak. Hemen görelim, ekmekleri toplamışsınız çocuklar, tebrik ediyorum. Evet, sende de yemler var, buğdaylar var. Harikulade, şimdi hazır mı herkes? Hazır. Daha şimdi torbalardaki buğdaylar, yemler küçültülüyor biraz çünkü çok ağır. Çünkü bir doğa yürüyüşü olacak. O aşamanın da hazır olmasını bekleyelim. Tanışmadığım arkadaşlar var burada. Daha önce de belki programı yapmıştık ama. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Sen kendini yüksek sesle tanıt bize. Benim adım Mehmet Buğra Uysal. 4. sınıfa gidiyorum. Doğada yemler getirdik kuşlar. Kış ayındayız. Bir dakika, bu neyin nesi ya? Bu nasıl bir şey olacak? Anlatır mısın? Biz bunu dün akşam yaptık. Delikler açtık buraya böyle. Kendiniz? Evet. Dalları aldık buraya, delikler açıp dört yere koyduk. Sonra buraya kuşlar gelip buradan yiyip
Ayrı zamanda burası yağmur almayacak şekilde çatı yaptık. O yüzden buraya gelip kuş yerken ıslanmayıp hem de yemleri ıslanmayıp hamur olmaması için çatı yaptık. Bir alkışlayalım ya, müthiş bir buluş vallahi, bravo. Bir alkışı duyalım. Orijinal bir şey ortaya çıkmış. Bunu birazdan ağaca asalım beraber, olur mu? Harika. Evet, tanışmadığımız kimler var başka? Aman dikkat edelim. Sen ne hazırladın? Adım Fadime Eser. Soyadım Eser. Zaten konuşmuştuk değil mi seninle? Yok, iki kardeş, ablası var burada. Evet, sen de yemleri getirmişsin. Evet. Evet, neler söylemek istersin? Buradan herkese doğayı sevmesini ve hayvanlara saygılı olmasını söylüyorum. Aferin, harika. Bir dakika, bu ekip ne yaptı böyle? Bir açılalım. Evet. Bravo, bravo. Harikasınız. Kuru ekmekleri değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Hazır olunca hazır mıyız? Evet, bakın büyükler, yemler, etler, özellikle kasaplardan biz de yemimizi aldık. Hadi yavaş yavaş, dikkatlice. Çocuklar, poşetleri atmıyoruz, tamam mı? Mutlaka poşetleri elimize geri getiriyoruz. Hadi bakalım. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi çamların arasına girince daha güzel bir hava, rüzgar kesildi. Bizim için de gayet güzel. Teşekkür ediyorum. Yeterli. Şimdi biraz ağaçların arasında da yapalım. Çamlara bırakalım. Şimdi biraz önce bir aparatımız vardı. Harikasınız. Evet. Burası uygun değil mi? Kemikleri de koyuyoruz. Kemikleri de, evet. Yaban hayvanlarını sadece avlama için değil, böyle beslemeyi de düşünmemiz lazım değil mi gençler? Evet. Evet, kemikleri de koyduk. Evet, tebrik ederiz. Sağ olun. Güzel bir bilinç oldu bence. Doğa hayvanlarını, yaban hayvanlarını korumak için onları yemlemek. Evet. Neler söylemek istersin? Bence doğa korumamız gerekiyor. Hayvanlarımızı yani avcılar vurmaması gerekiyor. Ben vurmamasını tercih ediyorum. Yani ben bunları söylemek istiyorum. Ben de hiç böyle kara avcılığında çok şeyim yok. Korkuyorum bile silah elime almaktan. Ama yasal şartlarda devam ettiriliyor. Değil mi insan? Ben bazen onu düşünüyorum. Böyle insanlara da denk gelip. Gelin biraz açılalım. Şimdi buraya ilk yemi bıraktık. Torbalar gelmeye devam ediyor. Şu çamların arasına gidelim. Evet, şöyle araya dalalım çocuklar. Hadi açılalım, açılalım, açılalım. Bakın çevreyi daha önce gelenler kirletmişler. Siz kirletmeyin. Bunları da toplayalım bir ara inşallah. Hadi bakalım. Girin, girin, girin. Bırakın çocuklar. Bakın ekmekleri bırakalım. Yemleri de biraz bırakalım. Şöyle biraz buraya. Biraz buraya yem bırakabiliriz tahmin ediyorum kuşlar. Ekmek de bırakalım. Evet, buraya birazcık bıraktık çocuklar. Poğaçalar, börekler, maşallah maşallah. Hadi bakalım, bak gayet güzel oldu burada havalar. Çocuklar siz ne bırakıyorsunuz? Ekmek. Daha önce hiç böyle bir şey yaptınız mı çocuklar? Hayır. Şu an duygular alalım o zaman. Yani bir yaban hayvanlar için, kuşlar için böyle ekmek bırakıyoruz, yem bırakıyoruz. Düşünceleri alalım. Hayvanlar asla sahipsiz değillerdir. Güzel. Beslememiz lazım onları. Kimsesiz bırakmamız lazım. Dışlamamamız lazım. Beslememiz lazım. Harika. Şimdi şehir içinde de billboardlarda özellikle çöplerin yanına veya kapımızın önüne yem bırakalım, yemekleri bırakalım diye afişler, bilgilendirme afişleri asıldı. Evet. Şimdi biz doğada yapıyoruz bunu. Daha güzel bence. Bence yani bırakmamız daha iyi. Hayvanların aç kalması. Ölebilirler hayvanlar. Yani. Evet. İlerine neler diyeceksin? İlerleyen zamanlarda da devam etse bu program daha güzel olabilir. Katılırız diyorsunuz yani. Evet. Yani. Daha çok güzel olabilir hayvanlar için. Evet. Özellikle çok -18-19 derecelerde soğuk yaşadık ki bu dağlarda. Bu fidan dikmeyi de ekitmeyi bekliyoruz. Böyle yani yazın, yaza yakın aylarda falan böyle fidan dikmeye falan gidersek çok iyi olur, ormanları koruruz. Harikasınız. Hayvanlar, tebrik ediyorum. Hayvanlarımızı korumamız lazım. Bizim mahallede bazı hayvanları üstüne falan biniyorlar. Kötü şeyler yapıyorlar köpeklere. Biz de bazı bayat ekmeklerimizi onlara veriyoruz. Kalanları da buraya getirdik. Harikasın canım. Sen kendini bir tanıt bakalım. Hocam benim ismim Emre, soyadım Hastürk. İsa Can Bezirci Ortaokulu'nda okuyorum.
Kaçıncı sınıfsın? 7. Buradan arkadaşlara ve bizi izleyenlere hayvanlara kötü davranılmaması noktasında güzel bir noktaya değindin. Bunu slogan olarak söyle. Yani bizi izleyenlere ne söylemek istersin bu konuda? Yani hayvanları korumamız lazım. Hayvanlara evinizde kalan yemekleri, bayat ekmekleri hayvanlara verirseniz iyi olur. Harikasın. Peki arkadaşlar devam ediyoruz. Abi, Ahmet abi hazır mı koyacağımız yer? Çocuklar şimdi diğer bir noktaya gelelim. Yine Ahmet abi ailesiyle birlikte hazırladığı bir proje var. Şimdi ailecek hazırlandı biliyorsunuz. Yemlemenin değişik bir noktası Ahmet evet. Abi. Güzel bir faaliyet olmuş. Bunu nereden duydunuz? Böyle bir anda mı aklınıza geldi? Böyle bunu şey? Daha önce bir yerde görmüştüm ben. Evet. Bunu bu yukarıdan suyun gelmesini engelliyor yağmurda falan yağdığı zaman. Kuş da böyle ağaca astığımız zaman kuş buraya konuyor. Yem yenmesi daha kolay oluyor. İçine giriyor yem yedikten sonra buradan geri çıkıyor. Bunu buraya böyle bağlayacağız. Yağmurdan da etkilenmemiş olacak. Ve yeri belirttikten sonra arada gelip kontrol aynen edersin. Aynen öyle. Aynen de buraya en azından her zaman geldiğimiz bir bölge evet, yani Altınapa Barajı, balığa falan geldiğimizde etkinliklerde burada oluyoruz hep. Tekrar bunu bu şekilde içini doldurduktan sonra hayvanlara daha bir fayda sağlamış oluyoruz. Yapalım hemen uygulayalım ailecek. Ay canım benim haydi bakalım çocuklar. Helal olsun. Şimdi kuşlarımız için yemleme faaliyetlerimiz kuşlar gelecek. Çünkü bunların her tarafta çok fazla zaten doğada. Bu tip bir çözüm bilmiyorum uygun görülürse artarak devam etmesi lazım. Bu bizim yapmış olduğumuz pratik bir çözüm. Bilmiyorum daha uygunu olursa daha değerlendirilebilir. Evet. Evet bu şekilde çünkü bağladık. Bir daha bağlayalım düşmesin. Varsa rüzgarda bir tane daha bağla. Sağlam olsun Ahmet abi. Evet bir tane daha bağla. Ahmet Uysal abi sağlam yap. Evet sevgili seyirciler çocuklarımız şu anda çamların arasında ekmekleri, yemleri, etleri bırakmaya devam ediyorlar. Biz de kuşlarımız için alttakiler de mi yem abi? Evet alttakiler de kırık buğday. Böyle karıştırdık. Evet. Hepsini gelip güzelce yiyebilirler. Bakalım ilginç güzel oldu. Evet, evet harikasınız. Güzel. Devam edelim yemlemeye. Hadi bakalım şurada yukarıda doğru alçaklara, çamların arasına. Hadi harikasınız. Evet sevgili seyircilerimiz yavaş yavaş zirveye doğru geliyoruz. Altınapa'nın muhteşem güzel görüntüsü tam arka alanda çamların arasında. Şimdi faaliyetimiz çok geniş bir noktadan da destek gördü. Beraber yapılan projeler Orman ve Su İşleri 8. Bölgeden de gelen misafirlerimiz, yetkililerimiz, ekiplerimiz de var. Ne tür faaliyetler oluyor? Özellikle bugün ve genel manada bir değerlendirme alabilir miyiz efendim? Daha çok şube müdürlüğü olarak av koruma çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle ağırlık işimiz o. Ama tabii ki havanın kötü koşulları olduğu zamanlarda da yemleme çalışması zaten biz her yıl yapıyoruz yani. Kötü koşullarda sakatat atıyoruz işte buğday, yem kuşlar için. Geçen yılda 12 bin kilogram yemleme çalışmasına katıldık. Konya'da da avcılar yakalama konusunda da üçüncüyüz Türkiye'de. Çok aktif yani maşallah. İnşallah. Yaban hayatını koruma adına bir kurallar var buna uymak evet. Lazım. 9500 civarında da bir avcımız var kayıtlı. Konya'da. İşte inşallah onlar da duyarlı olur. Bugün bu koopterin de yaptığı çalışmada kutluyoruz kendilerini de. Güzel bir çalışma oldu. Çocukları da getirmeleri de doğaya olan ilgilerini de artıracaktır. Hepsine teşekkür ediyoruz biz de. Biz de sizlere çalışmanızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah yardımcınız olsun. Aman iyi görün. Şöyle yaban hayatına zarar verenleri, kurallara uymayanları da bizim program sevgili seyirciler. Doğa dostu bir program. Lütfen kurallara uyarak zamanında avlanma yapın ve geri geldiğinde de yemleme yapın. Şimdi biz devam edeceğiz. Güzel bir manzara dedim. Gerçekten havada bazen esiyor ama zirveye çıktıkça çamların arasında muhteşem güzel bir hava var. Ilık bir hava var. Şimdi kimlerin bitti? Evet poşetleri elde tutuyorsunuz. Az kalanlarla devam edelim. Biraz daha zirveye çıkalım.
Altınapa'da doğada yem bıraktık. Ama dönüşte de çocuklar duyarlı davrandı. Çöpleri topladılar. Ben sizi tebrik ediyorum. Özellikle en çok toplayanlardan bir tanesi sendin. Tebrik ederim. Sen kendini bir daha tanıt bakalım bize. Adım Mehmet Uçar. Evet. İkinci sınıfa gidiyorum. Hangi okuldasın? Şekip Aksoy okulunda. Bugün herhalde mutlu oldun bayağı. Evet. Çünkü bir sürü güzel... Neler yaptın bugün şu ana kadar? Şu ana kadar ders yaptık. Şimdi de çöp topladık. Çöp toplamak, çevreyi temiz tuttunuz. Doğadaki hayvan... Besledik. Bunlar müthiş duygular. Ooo! Alkışlıyorum. Evet bakın. Şimdi bunları buraya koyacağız. Giderken çöp atacağız, tamam mı? Güzelce bırakın. Tebrik ediyorum. Vay 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 vay. İşte çocuklarımız hem yemleme hem de çöpleri toplama faaliyeti. Açın açın açın. Arkadan. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Güzelce koyalım, tamam mı? Teşekkürler. Ama mutlu olduğunuzu düşünüyorum yani. Evet hocam. Evet. Çok mutluyum. Temizlik imanındır. Temizlik imandandır. Evet. Çevreyi temiz tutalım. Siz de doğa bilincinde olan hepsi gençlersiniz. Hepsi de Ali'li kurucu. Bilgehanenin katkılarıyla. Açılalım açılalım abi getir ha. Sevgili seyircilerimiz. Çünkü plastik petler, poşetler yüzyıllarca yok olmuyor ne yazık ki. En zararlı çevre için ürünler. Bunları lütfen siz de bırakmayın doğaya. Piknik yapıyorsunuz olabilir ama piknikten sonra bir torbaya doldurun, çöpe atın değil mi? Doğaya bırakıyorsunuz. Allah yazık günah. Hayvanlar da belki zehirlenir, boğulur bir şey olabilir. Güzelce koyalım. Bakın ne kadar çok topladık. Harikasınız. Harikasınız ya. Şimdi böyle koyalım. Maksat güzellikte yarışmak. Hayırda yarışıyorsunuz. Harika. Bunları bırakıyoruz. Sonra Altınapa Barajı'na. Sevgili seyirciler, şimdi de Altınapa'da yemleme faaliyetimizi gerçekleştireceğiz. Buğday, mısır, ne varsa gördüğünüz gibi mısır arkadaşlarımız koydu. Muhammed abimiz de, abi yalnız çok güzel, her şey düzenli. Niçin burada akü kullanıyorsun, benzin değil? Çünkü burası su havzası. Evet. Su havzası olduğundan dolayı benzinli motorla girmek yasak. Benzinli motor burayı kirletir. Kanun diyor ki buraya girebilirsin ama 7,5 metreden küçük olacak botun. Elektrikli motor kullanacaksın, akülü. Bu da akümüz zaten. Kürekleri takar mısın Süleyman Kaptan? Abi nasıl takılır ben hiç? Nasıl takılır falan yok. Bota bindiysen Süleyman Kaptan suyun şakası olmaz. Ahmet abi nasıl yapılır bu? Suyun şakası olmaz. Suyun şakası. Ya bu zaten elektrikli değil mi abi? Sen de Muhammed belki abi. Belki akü bitmiş olabilir. Ya güzel abicim elektrikli de elektrik giderse ne olacak? Abi dur beraber. Öbür tarafta botumuz da var. Tamam. Süleyman Kaptan ver mikrofonu bana. Oraya otur abi. Oraya otur abi. Sen şu kürekleri bir al bakayım eline. Ha, bir öğren bakayım. Şunu da al. Bu şekilde mi? Düşün ki elektrikler gitti. Ne olacak? Akü arıza yaptı. Motor bozuldu. Küreğe. Suyun ortasında kalamayız. Evet. Küreğe dayanacağız. Şimdi nasıl yapıyorsun? İkisi birden senkronize olmak zorunda. Tamam. Aynı anda. Ayaklarını uzat. İki tarafa doğru aç ayaklarını. Güzel. Pozisyonunu al. Harika. Şimdi ileriden batırıyorsun. İttiriyorsun. Batırıyorsun, çıkarıyorsun. Şimdi ters gidiyoruz. Farkındasın değil mi? Evet. Tek kürekle manevra yapacaksın şimdi dönmek için. Evet, tek kürekle. Sadece tek kürek. Öyle değil. Ters çalışıyorsun abi. Ters çalışıyorsun. Öyle. Şöyle daha kolay olur. Çekeceksin. İtmekten ziyade çekmek kolaydır. Çek kürekleri, kürekçi diyor ya abi. Evet. Çek. Süleyman işte manevra. Çok güzel. Manevra yap. Mikrofonu ıslatma abi. Güzel çek abi. Mikrofonu ıslatma. Evet, şimdi ikisi birden. Manevramız tamam. Harika. Çok güzel. İkisi birden. Abi sen evet. Yani. Kaptırdık. Süleyman'cığım şimdi 45 dakika çekiyorsun. Abiden görüşürüz. Ben kürekçiyi buldum arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi kürek olayı böyle. İstersen elektrikli motora da geçebiliriz artık. Maşallah her Kaptır türlü. Kaptır bize bir el sallayın. Kaptır el sallıyor bize. Evet, şimdi şu güzel, Kavuklar Derneği çok bilinçli bir dernek. Şu anda yemleme faaliyetinde güzel bir olay. Şimdi yemleme faaliyetini yapıyoruz çünkü
Bir süre sonra burası buz tutacak. Artık bu hayvanlar yem bulmakta zorlanacaklar. Hem arazide yaptık hem suda yapıyoruz. Buz tuttuğu zaman yem bulma sıkıntıları onları gerçekten zor duruma sokuyor. Buz tutmamış kıyılara yığılmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer kurallara uymayan avcılar topluyor balıkları falan. Evet. Biz dernek olarak her sene, iki senedir diyoruz ama işte ikinci senemiz, her sene yapıyoruz. Bunu da geleneksel hale getirdik. Yemleme faaliyetini, bu hayvanları besliyoruz. Yani aklınıza da şey gelmesin yani, bu iyi besliyoruz, seneye tuttuğumuzda büyük balık olsun diye değil. Değil yani. Nasıl? Nasıl? Rast gelecek o zaman. Avcının işi öyle, 50 kere taban atı bir kere, 50 kere taban eti bir kere av eti. Yani. 10 kere geliriz, belki bir kere yakalarız. Ama yemleriz, o başka. Evet. Büyüsünler. O zaman nerede, burası uygun mu? Burası uygun şu anda. Burada biraz yemleme faaliyeti yapalım, sonra da açılarak her tarafı yemleyeceğiz. Evet. Şöyle ver mikrofonu, sen madem yemle, al kardeşim. Elle atalım mı? Elinle de saçabilirsin. Çok güzel bir şey. Rahat ol. İnanılmaz rahat. Rahat ol. Abi kolay gelsin, maşallah. Yemlemeye devam. Atın bakalım, Allah razı olsun. İşte doğa severler, helal helal. Bu duyarlılığı herkesten bekliyoruz. Etrafta da amatör balıkçılarımız oltalarıyla balık da tutuyor. Bu bir aşk meselesi sevgili seyirciler. Muhammed abi görüyorsun bak, vatandaşlarımız. Soğukta. Soğuk gerçekten, Lodos'ta. Evet. At abi, helal. O ne abi attınız? Buğday atıyorsunuz. Civciv yemi de var. Allah razı olsun. İşte gördüğünüz gibi. Sesin çok gelmiyor ama senin adından mı? Evet abi. Sahip çıkanlara, bunları koruma altı alanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Bobilere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz bu duyarlılığınızdan dolayı. Herkes de olsun. Çevre bilinci, doğa sevgisi. At abim helal. Ben batıyorum. Hadi bakalım. Koca abi mı? Tam şuraya yem atalım da avlanacağımızda da buraya gelelim. Dermişiz şimdi. Şimdi bugün, şaka bir tarafa. Bugün arkadaşlar oltalarını getirmediler yanlarında. Aslında bugün suya da girildi. Mesela avlanma için çok müsait olmuş oldu. Bütün hazırlıklar tamam, suyun içindeyiz, olta var olacaktı ama yanlış anlaşılmasın diye olta da atmıyoruz biz bugün. Kıyıdan atan oltacılar zaten kıyı oltacıları. Onlar normalde geliyorlar. Şu anda olta dağıtmıyoruz. Sadece yemleme faaliyeti. Normalde bir yasal sıkıntı var mı? Yok. Şu an olta atılabilir aslında. Atılabilir ama bugün yemlemeye ayrıldı. Yani evet, her işin zamanı var. Her işin zamanı var. Bugün yemlemeye ayrıldı. Bir başka zaman avlanmaya geliriz. O başka bir olay. Çocuklar bir kenardan oltayla tutmaya başladılar. İnşallah rast gider. Ha inşallah. Onların tuttuklarını da görürüz. Belediyenin de bu hizmeti çok güzel. Evet. Gerçekten. Çocuklara olta dağıtım projesi de var. Evet. Çocuklara olta dağıtım projesi de var. Bu hizmeti bir harika. Onlara balık tutmayı, tabii bu bir şey. Balık tutma olayı bir slogan. Hani balık yemeği değil, balık tutmayı öğretme meselesi ama onlara balık tutmayı öğretmek şimdi çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bizim derneğimize doktorlar geliyor, mimarlar geliyor, mühendisler geliyor, iş adamları geliyor. Bizim çocuğumuzu da götürün diyor balığa. Evet. Niye diyoruz? İnternetin başından kaldıramıyoruz diyor. Sosyal medyadan kurtaramıyoruz. Çocuk gömüyor başını, bilgisayara çıkarmıyor. Biraz doğaya çıksın, biraz oksijen alsın, dünyaya, hayata bir baksın diyor. Kesinlikle. Bu çocuklara olta vermek çok önemli şu anda. Belediyeye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğümüz çok aktif. Daire başkanlığımız. Daha da artarak devam etmesini bekliyoruz. Bizim çocuklarda da var. 5 yaşında, 3 yaşında ellerinde telefon abi alamıyorsun. Abi, alamıyorsun abi. 2 yaşında dün resimli telefon resimli bir kağıt almışlar. Al bununla oyna diye. Aldı eline, yaptı. Şöyle bir daha yaptı. Atıverdi. Reaksiyon yok. Biliyor 2 yaşında, biliyor, anlıyor. Çok iyi, çok kötü kıvamında olması lazım. Evet, o yüzden balık tutmak önemli. Bu tip alışkanlıkları, evet. Çevre, doğa bilincini aşılamak lazım, sevgisini. Kaptan iskelefora mı yapayım, ne yapayım söyle. Sen istediğini yapalım. Şuradan dönüyorum. Ekibi, evet. Şimdi Kaopter Derneğimizin üyelerinin bulunduğu ve çocuklarımızın oltayla balık tutma programına doğru gideceğiz. Kıyıda da onlar yemleme yapıyorlar aynı zamanda. Yemleme yapıyorlar. Kıyıdan da yemleme yapılıyor. Arkadaşlar rotanızı değiştirin.
Komple dernek bot 1. Güzel oldu. Rotanızı değiştirin. O da demesin. Bu güzel oldu. Allah razı olsun abiler, süper. Şimdi bu işlerde can güvenliği çok önemli. Arkadaşların gördüğünüz gibi can yelekleri. Merhaba kardeşim. Can yelekleri evet. Üzerlerinde. Ya ne kadar da olsa güvenlik. Güvenlik çok önemli. Can Almanız güvenliği lazım. Çok önemli. Suyun şakası şey olmaz. Her şey olabilir. Suyun şakası olmaz. Şimdi dünyada en kaliteli outdoor yani arazi, suda ve dağda kullanılan giysilerin üreticisinin sahibi 2 ay önce suya düştü ve evet. Hipotermiden öldü. Evet. Evet. Yani vücut sıcaklığı fazla düştü. Bundan dolayı evet, öldü. Evet, evet. Yani bana bir şey olmaz dememek lazım. Bakın şimdi bu tarafta da yemleme devam ediyor. Bu tarafta da amatör balıkçılarımız bizim fotoğrafı çekiyorlar. Kolay gelsin. Tuttunuz mu balık? O tarafa fazla yanaşmayalım. Oltalar var arkadaşlar. Olta buraya kadar gelir mi? Bakın sinyaller şuradan iniyor. Hadi rast gelsin, balık tutarsanız getirin bize. Allah razı olsun. Bakın herkeste bilinç var yemlemeyi. Şimdi şöyle zaten. Sadece bu yemleme etkinliğini bir kenara bırakalım. Diyelim ki yemleme etkinliğine katılmıyorlar. Oltacı gittiği yerde balığı yemler zaten. Balık yakalayacak ya. Önce yarım çuval, evet oradaki ekmek. Balık yarım çuval yem atar. Buraya gelen balıklardan üçünü yakalar. Diğer 60-70 balık o yemi yer, besinlenir. Evet, doğru diyorsun. Bir de böyle bir yönü var. Aynen. Rüzgar deyince aklıma bir şey daha geldi. Evet. Direksiyon sağlamdı. Evet, biliyorum. Kaptan ayarladı. Kaptan ayarladı. Adamın karısı kalp krizi geçirmiş. Hemen ambulans aramış. Bakmışlar, başınız sağ olsun demişler. Yenge ölmüş. Yüklemişler sedyeye, üstünü örtmüşler. Tam kapıdan çıkarırken köşeye kafası çarpmış yengenin, ölü Meftah'ın. Ayılmış, kendine gelmiş öyle. 8 yıl daha yaşamış. Sonra yeniden kalp krizi geçirmiş. Ambulansı çağırmış. Başınız sağ olsun, yengeyi kaybettik demişler. Sedyeye yüklemişler, tam çıkaracak. Abi lütfen şuraya çarpmadan dikkatli bir şey. Şimdi böyle rüzgarlı havalarda acaba hanımları olta atmaya mı getirsek? Eyvallah, eyvallah. Dümeyi de onlara mı versek? Tabii ya. Yanlış anlamasınlar ha. Böyle bir derdimiz yok değil mi? Yok derdimiz yok. Evet. Şu muhabbet yani, yok öyle bir şey. Bu arada Altın Apa'yı herkes bilir. Yeni yolda hizmete girmiş. Büyük mutluluk duyduk. Özellikle trafiğin sıkışık olduğu bir bölgeydi. Artık yeni yol duble olarak Altın Apa'dan geçiyor. O da trafiği rahatlattı diye düşünüyoruz. Artık kıyıya yaklaşıyoruz. Evet, Altın Apa'da yemlemeyi yaptık. Bayağı bir üşüdük Lodos'tan dolayı. Şimdi ekibimiz o kadar hazırlıklı gelmiş ki. Semaverlerde çay hazır. Şöyle bir çekil yakışıklım. Evet, bakın görüyorsunuz. Ekip zaten dedik ya. Hani balık tutmak tabii ki çok zevkli, dinlendirici spor ama onun güzelliği doğayla baş başa kalmak. Çadırları yer yer hazır oluyor. Yemekler hazır oluyor. Semaver çaylar hazır oluyor. Keyif burada başlıyor zaten. Abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Herhalde ocak başında sen varsın ocak yani. Ocak başında çay dediriz Allah'a. Bayağı bir çay da hazırlamışsınız. Evet, demledik. İşte Allah razı olsun. Bomba. İçimizi ısıttınız yani. Allah razı olsun. Böyle yapıyor musunuz sık sık? Devamlı. Yani. Buraya geldiği zaman her zaman için. Çay olacak. Çay olmazsa olmuyor mu? Çay olmazsa zaten olmaz. Tuttuğunuz balıkları falan mangal yapma durumu İnşallah oluyor. İnşallah tutarsa zaten geldiği zaman yapmıyoruz. Başka zaman geldiğinizde yapıyorsunuz evet. Mu? Evet. Şimdi doğayla yemleme şey burada bulunduğumuz için. Ağırlık o bugün. Evet. Balık tutma ikinci üçüncü plan oldu. Aynen. Evet. Abiler burada çaylar kondu. Bayağı çay var mı? Sular falan da getirdiniz. Var. Sıkıntı yok yani. Hiçbir sıkıntımız yok Allah Ocak başında sıcacık iyisin evet. Tabii maşallah. Aynen. Allah kolay. Biz sizi tanıyalım abi. İbrahim Yanar benim ismim. Eyvallah İbrahim. Dernek üyesiyim ben de. İşte yemlemek için geldik. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Allah çocuklarına başarılar diliyoruz. Aynen. Efendim şimdi hem çocuklar bir taraftan ısınıyor. Bakın onlar da doğayla baş başa kaldılar bugün. Hafif belki bir serinlik oldu ama bu çay da tam üzerine güzel gitti. Allah razı olsun.
Evet sevgili seyircilerimiz, Altına Pamir bölgesinde çok güzel bir faaliyette sizlerle birlikte olduk. Çok büyük keyif aldık. Kooperatif Dernek Başkanımız İlhan Bal'la birlikteyiz. Başkanım, çok güzel bir faaliyette bizleri bir araya getirdiniz. Bugün neler yapıldı, neler amaçlandı ve ne oldu? Şöyle bir özetler misiniz? Kendimi tanıtayım önce, siz de tanıttınız. Konya Sportif Olta Balıkçılığı Su Hayatını Koruma Derneği idi dernek ünvanımız. Yakın zamanda tüzüğümüzde bir değişiklik yaparak kara avcılığını da ekledik. Dernek başkanıyım. Birkaç gün önce, iki gün önce olta balıkçılarına yönelik bir eğitim semineri düzenlendi. Onun akabinde hemen iki gün sonra 17 Ocak Pazar günü yine Altınapa Barajı'ndayız. Artık burası bizim ikinci adresimiz oldu. Sürekli buradayız doğayı koruyabilme adına. Bugün de değişikli bir etkinlik yapalım dedik. Hem karada küçükbaş hayvanlar için, kanatlı memeli hayvanlar için bir yemleme faaliyetinde bulunduk. Tabii su canlılarını da ihmal etmedik. İşte suda farklı kanatlı hayvanlar da var, balıklarımız var. Kış şartları ağır. Dönem dönem baraj donuyor. Buna binaen barajda mısır, buğday türü tahıllarla bir yemleme yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden, Bilgihane'den çocuklarımız aramıza katıldı. Etkinliğin bitiminde de ufak da olsa çevrede bir temizlik yaptık. Çöplerimizi topladık. Onları da çöp konteynerlerine bırakıp etkinliği noktalayıp ayrılacağız. Çok güzel bir faaliyetti. Çok teşekkür ediyorum. Bir alkış alalım mı arkadaşlar? Başkanımız gerçekten yoğun çaba sarf ediyor derneğimizle birlikte. Şimdi çocuklarımız oltaları aldılar. Bilgihane'den gelen çocuklarımız bugün balık tutmanın püf noktalarını da öğrenecekler. Kızımız birazdan yine tutmaya devam edeceğiz değil mi? Evet. Tutalım mı bugün bir tane balık? Evet. Çok zevkli değil mi? Evet. Canım evet. Benim harikasın, oltalarımız açıldı. Şimdi çocuklarımızla birlikte rastgele diyelim. İnşallah şansımız olur ama bugün birinci önceliğimizi yerine getirdik. Yemleme faaliyetlerimizi yaptık. Olursa çocuklarımızın balık tutmasını ekranınıza getireceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Biraz balık tutmayı deneyelim. Bir at bakalım oltanı nasıl atacaksın. Evet çocuklarımız olta attılar. İnşallah daha atıyoruz. Bu nasıl bir balık böyle? Özel balık. Ne bu? Plastikten yapılma balıkları yakalamak için. Bu yem olarak kullanıyorsunuz değil mi bunu? Şimdi nasıl atacaksın? Aman Halil İbrahim dikkat et sen de kendine. Ve geriye alıyoruz. Evet. Parmağımızı bırakınca gidiyor. Canım benim ya maşallah. Sonra burayı kapatıyoruz. Evet şimdi hazır mısın? Evet. Benim böyle durmamda bir sıkıntı var mı? Sağa sola çekilebilirim. Bana değmesin yani. O tarafa çekilsiniz. Şöyle mi çekileyim? Böyle mi öbür türlü mü? Evet. İsmin neydi? Fadime. Fadime'nin şu anda. Evet. Harika, inanılmaz. Alkış ya, yemin ediyorum bu kadar güzel atılabilir. O kadar yumuşacık, o kadar güzel attı ki at çek yapıyoruz. Evet, geldi. Çok da güzel böyle gelirken. Süperdi. Fadime tebrik ediyorum. Bir de hemen buradan atalım. Şimdi bizim artık programın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, buraya çöp konteynerlerinin konulmasını istiyorum. Evet, çöpleri toplamıştık. Bu bölge çünkü en uğrak yerlerden bir tanesi. Çöp konteyneri olabilir, tenekesi olabilir. Bir çözüm olursa iyi olur değil mi? Evet. Şimdi orada rüzgardan uçabilir. Topladık madem onları. Çok teşekkür ederim. Harikasın, bir çakalım. İnanılmaz güzel attın. Şimdi senin ismini, kendini bir daha tanıt bize. Benim adım Hatice Şevval, soyadım Eser. 4. sınıfa gidiyorum. Çok güzel attı ablan. Aynısını yapabilir misin acaba? O kadar güzel takip ettim ki bakın. 50-50 tutuyorsun herhalde. Oho, bunlar tam balıkçı olmuş ya. Evet takip ediyorum. İnanılmaz. Aynı noktaya bir alkış veriyoruz buradakiler. Harikasınız. Tebrik ediyorum. At çek de bir şey gelir mi? Maksat doğayla baş başa olmak. Hemen bir iki atışta gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Şu anda nerede ucunu göremedim oltamızın ama. Bayağı uzağa atmışsın demek ki. Evet şimdi diğer çocuğuma gideceğim. Evet bununla da gelmedi at çekimizde. Ne geliyor at çekte? Burada hangi balık tutuluyor acaba? Burada sazan galiba. Burada sazan mı var? Sazan da gelebilir. Levrek de gelebilir. Evet. Buğra ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Nasıl gidiyor rastgele? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Bir atışta senden görelim. At çek balıkçılığı. Şöyle bir istersen oltamız burada değil mi? Evet. Ne yapıyoruz önce? Öncelikle şimdi burayı ters ilk önce evet. Ters elde. Böyle döndürüyoruz. Döndürdükten sonra hı-hı. Buraya gelince böyle alıyoruz. Açıyoruz. Açtıktan Allah sonra. Allah. Böyle basit değil her şey. Hazırız. Döndürün. Göremedim. Nereye gitti? Hala gidiyor olta. Gitti mi baya? Gitti. İnan ki göremedim bile. Harikasın canım benim ya. Çek bakalım iyi bir balık rast gelsin.
Evet, küçüklerimiz de gerçekten artık o bilgisayarın başından, internetten uzaklaşsın. Böyle doğayla, balıkla, çevreyle baş başa kalsın. Atçek balıkçılığında Altınapa'da ne taraftan geliyor? Evet, maksat bu heyecana ortak olmak. Tutarsınız, tutmazsınız hiç önemli değil. Çocuklarımız da, bakın burada küçük çocuğumuz daha var. Abi kolay gelsin. Sağ olun. Abi, bu ne tür balık diye geçiyor bu yemler? Bu sahte silikon. Sahte silikon. Evet. Silikon balıkları. Atçek'te evet. İyi mi oluyor? Evet, Atçek'te bundan kullanılıyor. Dur. Evet, birbirinize mi değdi dolaştınız? Çoğu yerde canlı balık takmak yasak. Evet. O yüzden bundan avlanıyoruz. Adım Yılmaz Gileman. Konya Sportif Otoparkçı Derneği üyesiyim. Eyvallah abim. İşte böyle bir etkinliğe katıldık. Burada günümüzü geçiriyoruz. Bir tane daha atış yapacağız. Çok ileri gitti abi ya. Evet. Bir anda nasıl ilerliyor öyle? Yalnız çocuğumuzunki de inşallah birbirinize şey yapmaz. Çocuk yok. Bekleyin demişti. Nasıl gidiyor? Buğra. Evet, Buğra'nın da at çeki geldi. Bakın bir dur. Elime alacağım. Çekme. Evet, silikon yemler. Özetle bu kuyruğu gelirken diğer balıkları gel diyor. Hangi balık için attık bunu? Bunlar avcı balıklar için, turna ve levrek için. Turna ve levrek için. Böyle kuyruğu da sallanıyor. Çok cezbediyor. Bir saniye şöyle göstereyim diyor. Su da göstersin. Bak. Evet. Biraz yakına atıyoruz. Bakın nasıl geliyor. Bakın kuyruğu sallanıyor. Gerçek balık gibi, küçük balık diye. Levrek de geliyor. Saldırdı mı da. İşte görüyorsunuz gayet de güzel. Abi tuttun mu? Evet sevgili seyirciler, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi ekibimiz ne yapmaya gidiyor? Şimdi kaçak avcılıkla mücadele ediyoruz Süleyman Bey. Arkadaşlarımız çapayla birlikte dolanacaklar. Değirmenköy mevkii tarafından girecekler. Orada misine ağla mücadelemize hala devam ediyoruz. Öyle. Eğer onunla ilgili bir çalışma da varsa veya suda ağ varsa onu da çıkarıp bu güzel günü onunla taşlandırabiliriz diye en düşünüyoruz inşallah. Abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim Süleyman Bey. Neler söylemek istersin son olarak? Valla ben de şimdi son olarak şöyle söylemek istiyorum vatandaş olarak. Biz buraya normal spor tipi otobalıkçılığı olarak da geliyoruz ama ticari amaç iş gütmeden. Evet. Eşimizle çocuğumuzla buraya gelip vakit geçiriyoruz. Tutabilirsek balığımızı tutuyoruz. Yalnız burada kaçak avcılık ticari amaçlı kaçak ağla bayağı bir şey var. Mücadelemiz sonuna kadar kalıpter olarak devam edecektir. Ve hiçbir zaman da göz açtırmayacağız bunlara. Allah razı olsun. Kendimiz burada diğer üye olmayan arkadaşlar da geldiklerinde hiç olmazsa burada bir nebze olsun. Küçük çocuklarına dahi bir balık tutmayı öğretirler. Hiç olmazsa vakitlerini geçirirler. Çok da güzel olur. Eyvallah. Sevgili Ahmet Uysal abi dernek başkan yardımcımız sözü var. Bir arabaşı yapacak. Öyle i̇nşallah mi? İnşallah size de bir sözümüz var. Çarşamba günü münasip olursanız inşallah evimizdeyiz. Arabaşı nasıl yapılır? Böyle yöresel olarak Konya usulü. Öyle Yozgat'a değil Konya usulü yapacağız. Şu anda abilere söyledik tavşan bulabilirsek önceden avlanan o tavşanı da bekliyoruz olmazsa. Tavuğumuz var sıkıntı yok. Yani onu avcılarımızla zaten bağlandı halindeyiz. Aynen öyle. Stokladıklarından. Sevgili seyircilerimiz. Bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bu çevre bilinci herkese yaygınlaşsın. Siz de soğuk kış şartları altında mahallenizdeki hayvanlarımız için evinizin önüne su olur, yemek olur, et olur bir artık şeyler varsa. Yemekler olur, onlar onları da lütfen olur, zaten billboardlarda tanıtılıyor bu tip bir çalışma başladı. Siz de evinizde olur, doğada olur, yaban hayvanlar için gerekli çalışmayı gösterin. Merhametle bulunmak avantajlı İnşallah. Bir şey kaybetmeyi biz kazanırız diyelim merhametli olmaktan. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Onlara da kolaylıklar dilerim, kazası belası bir de rast gelsin diyelim. İnşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.